Alo, hoş geldiniz efendim. Ayşe Alo. Budak, Edirne'den. Buyurun efendim. Evet. İyi günler. İyi günler. Hocama bir şey soracaktım. Buyurun Ayşe Hanım, dinliyorum. Ya, hocam daha önce de görüşmüştük ama aklıma geldi. Çağırıyorum sorular. Maşallah, iyi. Şimdi ben, yani bir tarafım felçli. Çok Hiç geçmiş olsun. kullanamıyorum. Allah şifa versin. Alo. Duyuyoruz. Allah şifa versin. Şimdi sizi izlerken yattığım, uzandığım yerde sırt üstü yatıyorum. Tesbih çekiyorum. Abdestsiz olarak olur mu hocam? Tesbih, Allah'ın adını anmış oluyoruz. Cenab-ı Hak beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Fezkurunu ezkurkum. Beni anın ki ben de sizi anayım buyuruyor. Tesbihat için abdest olmaya gerek yok. Yok Efendim, mu? ayakta olmaya gerek yok. Kur'an onun Evet. yine cevabını veriyor. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen. Onlar müminler Allah'ı ayakta tesbih eder, anarlar. Ve kuuden oturarak anarlar. Ve yine ve ala cunubihim yan yatmış olarak bile yattıkları yerde Allah'ı anarlar diyor. Biz yatarak da, ayakta da, oturarak da Allah'ı tesbih edebiliriz. Allah şifa versin size. Bir de ayrıca bu halinize rağmen yine Allah, peygamber ve zikirle meşgulsünüz. Bundan dolayı da sevabınız daha fazla. Normal bir insandan daha fazla alıyorsunuz. Çünkü meşakkatle Evet. olsa yine Namazı yapıyorsunuz, terk kılıyorum. etmiyorsunuz. Eğer yaparak yalnız kılıyorum. Ay maşallah. Allah şifalar versin Ayşe Hanım. Bu başka soru var mı Bir efendim? de Kur'an okuyorum. Hatim teyemmüm ne olur mu hocam? Kur'an okuyorsunuz. Hatmi? Teyemmümle. Teyemmüm yaparak. Abdest alamıyor musun? Evet. Abdest alamıyorsun. Abdest Abdest alamıyorum. alamayanlara Allahu Teala temiz bir toprakla ellerinizi ve yüzünüzü mesedin diyor. Teyemmüm aldığımız zaman niyet ederken niyet ettim Evet. Allah rızası için abdestli olmaya diye teyemmüm edersek o teyemmümle namaz da kılarız, Kur'an da okuruz. Kur'an okuyabilirsin, hatim okuyabilirsin. Ne mutlu. Ne mutlu. Elif, la, mim deyince 30 sevap alıyorsun. Evet Ayşe Hanım, Allah kabul etsin. Dualarınızda bizi de zikredin lütfen. Edirne'ye selamlar efendim. Hayırlı günler. Ve bir misafirimiz daha var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, merhabalar Hatice Gamze Hanım. Hanım. Merhabalar Hatice Hanım, hoş geldiniz Adana'dan. Hoş bulduk, teşekkür ederim Mesut Hanım. Merhabalar hocam. Allah razı olsun. Merhaba kardeşim. Sağ olun. Buyurun. Nasılsınız hocam? Şükürler olsun bugünümüze. Sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Hiç kaçırmadan izliyoruz sizleri. Çok sağ olun. Teşekkürler bütün Hocam izleyicilere. benim sorum olacak. Annem çok önce vermişti. Bir günlük orucunu bozmuş o zamanı. Şu anda da orucu tutamıyor hocam. Şeker hastası kendisi. Bu Evet. bir günlük orucu 61 gün kefaret verilmesi gerekiyor diyesinde hocam. Biz onun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, ben şunu da sormak istiyorum hocam. Atıyorum bir aileye bunun 1.000 lirasını ya da 2.000 lirasını tek seferde vermiş olsak bu şekilde kabul olur mu? Anneniz oruç bir kasıtlı olarak mı bozmuş? Bir hastalık, bir Geçmişte bozmuş hocam. Gençken bozmuş. Yani genç. aklı eriyormuş o zaman. Yani orucu bilerek kasıtlı bozmuş. Kefareti Evet. var diyor. Bu Evet hocam. 61 gün kefaret verecek. Bu 61 gün kefareti şu anda da tutamayacağı için bir kişiye de verebilir. Başka başka insanlara da verebilir. Sadece burada bir dikkat etmesi gereken bir günlük kefareti ikiye bölemez, üçe bölemez. Ama 61 günü 61'e bölebilir. 61 günü. Annem de şey diyor, toplu olarak verin diyor. Atıyorum bir aile var, hani durumu olmayan bir Tabii. aileye 1.000 lirasını, 2.000 lirasını verelim diyor. Tabii doğru olur. Daha da güzel olur. Ha, evet hocam. Ben Güzel onu olur. merak ediyorum. Kendisi de içi içini yiyordu. Birkaç haftadır ulaşmaya Sağ olun. çalışıyorum. Allah Maalesef bugün ulaşamadık. nasipmiş. Bugün. Hocam bir sorum daha Buyurun. var. Birkaç gün oldu. Miraç günü çok sevdiğimiz, baktığımız, büyüttüğümüz bir kuşumuz vardı hocam. Yani o da insan gibiydi artık. Bizimle beraber yatıp bizimle beraber kalkıyordu. Sabah onu kaybettik, görmedik yani. Bir 15 dakika öncesine kadar sohbet, muhabbet ettiğimiz bir kuşumuzdu. Ben onun rüyasını bir gün öncesinden gördüm. Sabah bunu ailemle paylaştım ama rüya farklı bir rüyaydı hocam. Ben rüyamda
Babamın işte bir pikapta soğan sattığını görüyordum hocam. Kalabalık bir ortamda soğan sattığını görüyordum. Ve ben bu rüyayı anlattıktan bir saat sonra bir kuşumuz vefat etti hocam. Ben hala etkisinden kurtulamadığım için aileye hala ağlıyor hocam. 3 gündür yemek yemiyoruz biz. Hani o kadar çok seviyorduk, o kadar çok bağlanmıştık ki kendisine. Hani bazılarına söylediğimizde de bizimle alay ediyorlardı hocam. Bir kuş için bu kadar ağlanır mı? O insan değildi sonuçta diyorlardı. Doğru. İltizam çelik mi hocam? Doğru. Sonuçta insan değil. İnsan olmadığını biliyoruz ama insan olmasa da insan üzülür. Evet hocam, konuşmayı başarmış, biz onu konuşturuyorduk. Hani insan gibiydi, bizimle beraber sofraya oturur, bizi sabah kendisi kaldırırdı hocam. Allah Evden Allah. dışarı çıkmazdı, öyle bir kuştu yani. Nasıl Şu sofraya an oturuyor? Bir dakika dur ya. yoktu. Bir dakika dur. Nasıl sofraya oturuyor kuş? Hocam bir sofraya geçtiğimiz zaman sofraya bizimle beraber o da geliyordu. Peki. Bildiğiniz eğitimli bir çocuk gibiydi. Sonra kalkıyor. Evet kalkıyor, biz sofrayı kaldırınca o da kalkıyor hocam. Sofra duası yaptırıyor muydu? O da yiyordu hocam, tabağımızdan ne varsa o da ağzını katıp yiyordu, tadına bakıyordu. Öyle mi? Öyle mi? Kuşlar öyle mi var? Hocam benim kuşum öyleydi, albino Allah. tepeliydi. Yani ben bilmiyorum, dünyada onun gibisini daha ben görmedim. Yani babam düşünün, yani normalde çok fazla hayvanları sevmeyen bir insan. Adam 3 gündür ne sabah kahvaltısı yapıyor ne akşam yemeğe geliyor. Evin tadı yok diyor, ev sessiz Ya diyor. öyle öyle bir kuş olursa biz de tabii 3 gün yemeyiz, içmeyiz. Çok Evet akıllıymış. hocam, biz ağladığımızda duyan komşular dalga geçmişler. Bir kuş için bunlar kendini parçalamış demişler işte. Bu insan Ya değildi sonuçta. alışıyor insan. Bir defa evcil hayvan beslemek merhameti öğretiyor insana. Evet hocam. Gördüğünüz Hocam zikir etmeyi annemle beraber öğrenmişti. Annem dua ederken o da annemle beraber zikir ediyordu. Allah'ı sürekli anıyordu. Sürekli Allah Allah deyip evin içinde uçuşuyordu hocam Ya böyle. çok reklam etme. Millet hep kuş alacak şimdi. Yok hocam, ondan değil, biz hala acısını, yani acısı hala Bak tadı, ben hala çok zor durumdayım. gördüğün rüyada soğan satıyor dedin ya, acıyı gösterdi size, işte işaret olmuş. Aa, hocam ben onu anlattığım için de aslında pişmanım. Bazen hani şey diyorsunuz ya, rüyaları anlatmayın, Yok, rüyanız onu rüya. anlatmakta bir mahsur yok. Resul Efendimiz Enes bin Malik'in Umeyr isminde bir kardeşi varmış. Evet hocam. Onun da böyle çok sevdiği bir kuş. Ölmüş tabii. Kuşunda kaç sene yaşıyor bunlar? Hocam normalde 8-10 sene yaşıyor ama biz 1,5 sene yaşadı ve İşte hiçbir sıkıntısı yani olmadı en fazla halde. 8-10 sene yaşıyor ama sonuçta ölüyor. Evet Onu hocam, görüyorsun. evet. Peygamberimiz o delikanlının acısını bildiği için, üzüntüsünü her seferinde ona kuşu sorarmış. Ya Eba Umeyr, ma faalen nugayr. Ey Umeyr, kuşa ne olmuştu bir anlatsana diye. Onun hatırasını ondan dinliyor. Dolayısıyla hayvanların da hatırı var. Onlara da vefalı olmak gerekiyor. Çok pardon hocam. Ben akşama kadar onu göremedim İnşallah yani. Yatağım. sevabını alırsın ama insanla hayvanı da ayırt etmek lazım. O da bir dengedir. Evet hocam, öyle. Mesela Hocam bir de benim erkek kardeşim rahatsız kendisi. Ciddi bir rahatsızlığı var. Sizden ricam Allah ona şifa duası etmeniz, onu duanıza katmanız hocam. İnşallah bugün İnşallah. yapacağımız duaları onu da katalım. Allah şifalar versin. Allah razı olsun Size hocam. Çok bağışlasın. teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksiltmesin sizleri Amin. Sağ ol inşallah. kardeşim. Allah razı Allah'a olsun. emanet Hayırlı ol. günler diliyoruz. Adana'ya da Çok teşekkür selamlar. ediyorum. Çok sağ olun. İyi Sağ olun. geceler diliyorum. Sağ olun Sağ ol. efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.